Hepinize merhaba, The Solus Project'le karşınızdayız. Uzun bir seri mi olur yoksa sadece bir iki bölümlük bir şey mi olur bilmiyorum. Oyunun kodu bana geldi sağ olsun, bir grup ulaştırdı ve hani bir ya da iki bölümde olsa oyunu çekmek icap ediyor. O yüzden sizlerin de hoşuna giderse eğer yorumlarda belirtirseniz devamında getiririm. The Souls Project'in geldiği günler zaten iki video atmaya çalışacağım. Bugün büyük ihtimalle hala hazırda bir video daha izlemişsinizdir siz diye düşünüyorum. Veya belki de bundan sonra gelecektir. Her neyse çok konuştum. Oyunun içeriğini tam bilmiyorum. Oyun bir nevi hayatta kalma oyunu anladığım kadarıyla. Ama biraz daha ilginç, farklı bir yapısı var gibi. Hiç oynamadım. Oyun hani keşfetmeye dayalıymış. Onu okudum Steam'de. O yüzden... Yani keşfetmenin zevki ilk keşfettiğinizde oluyor. Bu sebepten dolayı ben de herhangi bir şeyde bulunmadım. Sene 2115. Bilim adamları Roche Class bir yıldızının bize doğru seyahat ettiğini buldular. Dünya ve Güneş sistemi yok olacaktı. The Prolus gemileri 2149'da 3 büyük böyle koloni gemisi halinde uzaya gönderilmiş. 2151'de dünya yok olmuş. Vay anasını. Bizim son şansımız, hayatta kalmak için son şansımız The Solus Project. Yani bir nevi o zaman biz insanlar için yeni yaşam arayan bir gemideyiz. Subnautica geldi aklıma, orada da gemi düşüyordu ya böyle bir şey ararken. 15 sene sonra. Vay anasını. 15 sene uzayda mı geçmiş? Vay. Şu ortası çok zayıf yapmışlar yalnız ha. Kerbal'da olsa bu patlardı, ben diyeyim. Ama belli onu uzayda birleştirmişler. Aa, gezegenin yakınları. Ha, yaşanılabilir gezegen bulduk herhalde. Mekan iyiymiş. Yani bayağı bir yakınında iki tane ay var. O ilginçmiş biraz. Saatte şeyler var. Kimin yaptığı oyunu falan. Oyun sanırım hikaye bazlı bir hayatta kalma oyunu ben. Öyle bir şeyler sezinledim. O yüzden belki oynanabilir lan. Aha! Gezegende yaşayanlar mı varmış? Vurdular ya bizi. Niye her uzay oyununda patlamak zorundayım ben ya? Kerbal'da patlıyoruz, burada patlıyoruz. Şu az önce çıkan command modülde sanırım biz vardık orada. Şey, farenin ayarını... Lata, Yuri, can you hear me? Yavrum dur. Yuri, beni duyabiliyor musunuz falan dedi de. Where is everyone? Did anyone make it to the drop pods? Eamon, Lars, is anyone there? Sanırım gezegene çakılıyoruz şu anda. Allah, çok hızlı iniyoruz. Aha! Sanırım ısındı şu anda kapsül, atmosferden girerken. Atmosferi vardır galiba mekanın. Yani yaşayan olduğuna göre içeride. Ne oluyor acaba şu an arka planda? Herhangi bir şey alırsanız F10'la report edebilirsiniz diyor. Atmosfer değerleri okunuyor diyor. First entry diye bir şey aldık sistemden. Wow. Abi şey diyecektim de bunlar bizim geminin parçaları. Oo abi. Böyle çakılmasak çok güzel gezegenmiş aslında ya atmosferi. Oo, hep bizim gemiden dökülen parçalar. Aha. Oğlum öyle bodosla mı atlanır mı lan? Oksijen var mı yok mu bilmiyoruz burada. Öleceğiz gideceğiz. Ha, çatlamamış herhalde ya da belki de biyonik camdır.
Yani sadece 2150 olmuş artık. Şu an bile mesela nano giysiler var kendi kendini tamir eden. Yerde bir şey vardı. Alalım. Oyun kolay, orta ve zor. Bir bakalım. Ya, kolay geç. Kolay bizim için değil. Dengelenmiş şeyler. Ufak tefek yardım zımbırtıları ve bu sen nereden girdin içeri ya? Sinekler ne ara türedi? Bir saat kapıyı açıyoruz ev havalansın diye içeri giriyorlar hemen. Marco soru buna da gerek yok. Balans oyundan zevk ala ala oynayalım. 100 Fahrenheit falan kullan diyor. Yok yok anam yok. Biz Celsius falan o tip şeyler bize ters. Celsius, Carchot. Bu nedir? Bağımsız dünya Survival Overseer. Yani Survival Overseer şu. Etraftaki sıcaklık, nem, cacık. Böyle şeyler. Aa bak susamamız azalıyor. %41. Oha ne hızlı azalıyor. Kalori. Error. Uydu bulamadı. Hani uydu menzil dışındaymış. 530 canımız var galiba. Yalnız çok hızlı azalıyor. Var ya su şeyimiz. Bunu... Şimdi biz şunun içinde geldik. Bizim geminin parçaları da hala atmosferden yağıyor. Normal yani. Bu neymiş? Pickup Craft. Her itemin iki şeyi var demek ki. Continue. At arıyor ve taş. Şimdi. Basılı tutunca alıyoruz. Right mouse sağ tuşa basınca bırakıyor. Böyle yapınca da şöyle vurabiliyoruz galiba. Neyse dursun burada bu. Bu da taş. Bunu da at abi. Ha bir dakika. Multi-use. Bir dakika bu birden fazla seçeneği var diyor. Ha, bir tanesini alıp sonra öbürüne tıklarsak. Çok bir şey anladığımı söyleyemeyeceğim şu an açıkçası. Her neyse. Bir adet kablo. Apply. Ha. İki taşı birbirine yaptık. Şimdi bunu yapıyoruz abi. Crafting. Can cut heavy. Ha. İki tane taşı aldık. Birbirine vurup keskin taş haline getirdik. Ve şimdi kabloyla bu zımbırtıyı yapabiliyormuşuz. Ha. Bunu da yerinden kestik. Anladım. P statlarımız gösterir. O hedefi gösteriyor. B uyku. Tamam. World temperature. Humidity wind. Tamam. Aa, rüzgar etkisi falan da var. Bunu da alalım. Tamamdır. Bunu da aldık. Oyun kaydetti. Şuradan C'ye aynen klasik tuş ya kontrol ya C oluyor zaten. Dış dünya 19 derece de bayağı bir hızla artıyor bu. Scratch of the... Aynen hikaye var. Oyunda hikaye var arkadaşlar. Vay be ilk kez. Böyle denk geldim. Bu ne bizim geminin motoru sanırım şu... Aha. Survival ne? Ha hayatta kalma el kitabı diyor. Kuru kal, iyi uyu. I need to last long enough to report something back to Prolos Command. Better have a look around and see if anything or anyone survived. Ha, bu şeyi gösteriyor. Hayatta kalmanın kısa yollarını. Aa, fırtınalar falan çıkıyormuş. Kendimizi fırtınalardan korumamız gerekiyormuş. Yalnız ben şuna bakarım abi. Ben buna biz roket bilimci adamız. Biz bu şeyi çalıştırırız. Bu nedir? Endless Torch. Rare. Tamam. Alalım onu. Sınırsız meşale diyor. Ama alamıyoruz. Vay anasını. Ha bazıları çok fazla sıcaklık verirdi. Oha 40 küsür derece orası. Aynen normal yani. Gemi jeti bir zahmet. Görev orayı gösteriyor da benim içimdeki keşfetme duygusu şu an buraları mıncırdıyor. Bak karşıda bir yapı gibi bir şey var ha. Dur bakalım. İşlerimizi halledelim oralara da bakarız. Var mı böyle kullanabileceğimiz herhangi bir şeyler acaba? Galiba yok. Da vicu vic bir şeyler vicuk vicuk ediyor.
Aha, içinde bir şeyler var. Hemen bakalım. Lata'nın günlüğü. Bu Souls Project'e katılmak bir onurdu, gururdu falan filan diyor. Büyük ihtimalle bir intihar görevi ama sorun değil falan diyor. Çok şu an okuyasım yok ya onu. Yeri burada zaten, gelip bakarız ona. Neyse, şu verdiği görevi bir gidelim bakalım. Selam. Bu neymiş? Yemek. Yemek şeyse. Aldık. Ha, şimdi açılmış oldu. 1750 kalori yemek. Tamam, aldık. Direkt yedi mi? Oğlum, bu çantaya falan koyaydın, sonra yerdik. Pipe. Onu da al. Ha, tab inventory. Ha. Dur, pipe. Ha, burada. Tamam. Burada yememişiz. Tamam. Dur, ah, bırakma onu. Al. Saçma bir gezegende kendimizin tek iş kaynağımız bu garip taş. Bu nedir? Kurumuş şeyler. Görürüz tool. Kes. Kes taşla. Al şimdi bunları. Buna bağlayabiliyormuşuz. Tamam, bas bakalım. Böyle çalılı garip bir şey yaptım. Ha, torch, meşale olarak kullanabiliyorum. Find a place to take a shelter. Kendine kalacak bir şey bul dedi bize. Tamam, ben şu... Dur. Hangisi keskin taş? Normal keskin taş. Tamam. Bu neymiş? Bir şey daha var burada. Taş. Tamam, al. Yok, alamıyoruz. Niye? Çantamız dolu galiba. Tamam, dursun orada. Sorun yok. Burada da varsın. Sanırım bir su kaynağı var, seslerden anlaşıldığına göre. Drink from a fresh water source. Abi, sen ciddi misin? İçilebilir. Ha, drinkable diyor. Unlimited. Tamam, iç. Leap forward vector. Hadi azıcık daha iç. Oh. Oh. 2,85. Şu, havadaki nem oranı şu. Tamam. Sağ taraftaki zımbırtı dünya ile alakalı. Bizim suyumuz ok derecesinde. Ya yani, okey, tamam, sorun yok diyor. Bu neymiş böyle? Aa, var ya, antik bir medeniyet var bence burada. Bu ne? Burada da su var. Şuradan su, şuradan şöyle gazoz mazoza kaydı. Niye gazozu geldi aklıma ilk, onu da bilmiyorum ama. Dur bakalım. Sonraki gitmemiz gereken nokta. Yürü. Scavenge some food. Plant. Edible. Ya yani yenilebilir. Şey yapılabilir. Tamam. Aldık bakalım. New forward vector. Nerede? Ha, burada. Tamam. Gidelim bakalım. Aha, torch zımbırtısı. Locate oil and apply to the torch. Benzin bul diyor. Yani locate oil. Yağ, benzin yani. O tarz bir şeye geliyor anlama ve bu torça uygula diyor bunu. Şimdi şu şey yandığına göre aslında orada olabilmesi lazım yani şeyin de. Ama bunun bir yerden de kaynağı olması lazım. Yani bu kadar yanıyorsa bu, değil mi? Sonuçta bir kaynaktan kullanıyor. İçilebilir su. Tamam, onu da al. Oyalı. İlginç. Genelde bu tarz oyunlarda hiç takılmam böyle yerlerde ama. Okey, oil. Oil'in yerini belirle ve sonra bunu uygula. Aa, bir dakika. Dur, ne yazıyor şurada? Sol tuşla yüzla craftla diyor. Abi, zaten elimdeymiş ya benim. Ciddi misin sen? Ne oldu? Uygula dedik de. E
Endless Torture Slayer. Dur şunu bir bırak abi şuraya. E ne oldu? Meşalemizi attık, içine gitti. Hadi bakalım. Meşaleden de olduk, iyi mi? Dur bakalım. Ha, oil torch. Tamam. Oil torch. Sanırım bunu şuradan yakmamı istiyor ya benden. Light the torch. Tamam, alev almayalım da. Bayağı bir sıcak orası. Yani şöyle gösterse normal olabilirdi. Ha bu. Tamam, bu şeyin kendisi yağ abi. Bu şeyin kendisi yağ zaten, benzin. Tamam, bunu yapıp buradan böyle kendimize torch yapıyoruz işte. Ne oluyor? Connection established. Aa, bağlantı geliyor bir yerden. Aha, zayıf. Dur. Şu havaya kaldırsak çekmez mi? Abla sesin net gelmiyor abla. Abla sesin nasıl geliyor? Gezegende yaşayan var. Alın bizi. On beş senelik yolculuğumuz bilmem ne bir şeyler dedi de. Şunun birini içeyim ben ya. Tamam, birini içtik. Inventory full mü? İyi de daha demin iki tane vardı. Aa, empty bottle var bir de. Oo, bir dakika. Dur. Yemeğimiz ne durumda? Kalori. Şunu ye abi. Şunu ye bakalım. Tamam, 2800 kalori. Tamam, şimdi alsak. Yok, alamıyoruz. Neyi bırakabiliriz? Plant. Sen de ye. Tamam, senin yerine de bunu al. Tamamdır. Ya bu hayatta kalma el kitap olmuş. Allah. Bu da böyle gidiyor falan. Şimdi objektive bir bakalım. Distance'da. L. Explore. Görevimiz keşfetmek. Tamam, keşfedelim de. Neyi? Hadi gidelim bakalım. Orayı shelter olarak kullanabiliyormuşuz. Bak, onda sorun yok. Bu arada oyunda anladığım kadarıyla gece gündüz döngüsü var ve... Yalnız var ya. Manzara çok tatlı ya. Böyle gezegene beni bıraksınlar abi. İyi kötü bir şeylerle ben yaşarım. Vallahi. Inventory full. Tamam, onu anladık. Biraz geç kaldım data onun için de. Tamam, data sakin. Adam, cihaz mı bozuldu? Oğlum dur, bozulma. Şuradaki uygarlığa dair tek şeyimiz sen varsın çalışan. Şurada bir şeyler var, ben oraya gideceğim. Yürü. Geceleri yaratık maratık çıkmaz inşallah. Sulu şeyleri alabileceğimizi zannetmiyorum. Inventory full. Seni yesek nasıl olur? Şu an çok bol keseden yiyorum, farkındayım da. Empty can. Keskin diyor. Şunu al abi, bırak. Bunu da bırak. Tamam. Bunu al. Şu dolu. Al bunu üstüne. Tamam. Seni de alabiliyor muyum? Şunun altından geçsek. Tamam, bunu da aldık. Hadi be, çıkamadı oraya. Vücut sıcaklığımız falan 37 derece. Tamam, fena değil. Gece oldu. Burada kaldık. Dur bakayım, şuradan bir tekrar ilerle. Water, %15. Aa, ıslandık. %15 ıslandık, dur. Oyun bize şey diyordu, kuru kal diyordu bize. Bak, rüzgar da var hafiften. Havanın nem oranı artmaya başlamış. Şu an burada dediğine göre. Dur, kururuz. Kurmak kolay. Aa, şeye gidelim orada. Yani, oo. Doğal fön makinesi gibi mübarek. Şuna bak. Bu büyük ihtimalle iyon motoru. Şöyle. Oh bak, tamam, %0 orada direkt. Anında kuruduk orada.
Ay abi, ay çok yakın. Bayağı bir yakın. Başka nereyi keşfetmemizi istiyor acaba bizden? Olmadı sahile bakalım bir sonraki bölüm. Diğer yerlere bakarız. Etrafta sanki canlı bir şeyler var ki. Bak burada da yemekler falan var da. Şu an normalde bir survival oyunda ben şunları alıp shelter'a taşımam lazım. Bu nedir? Dur. Ben şunu alayım elime. Hava çok ilginç bir hal aldı. Neler var burada böyle? Vallahi Data bize keşfet dedin. Bak keşfediyoruz etrafı da. Gelip totomuzu bir şey yerse bozuşuruz ona göre. Kalorimiz, cartımız, curtumuz. Tamam onlar full. Bak şu ileride fan gibi bir şey vardı. O düşen geminin parçası mı yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum. Burada uyku durumumuz ne alemde? Uykuyla alakalı herhangi bir şey yazmıyor. 10,6 saat diyor mesela orada ama. Ah, o nedir? Orada bir şey var. Dur, bir şey gördüm orada. Bıcık 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 yukarı ses dalgaları gidiyordu. Oğlum bu çiçekler canlı bak. Vallahi ısırır mısırır bir şey yapacak bunlar bize. Beacon. Navigation aid. Al. Ha inventory'me. Şu taşı al eline. At şu taşı. Al bunu. Beacon. Bu neymiş? Kargo manifest. Ha, bunun içinde bir sürü şey varmış. Tamam. Bunu şey yapalım abi. Dur. Bunu nasıl alıp yanımıza gidiyoruz? Şunu al abi. Bu kutuyu nasıl alıp gidebilirim ben? Bırak şunu. Bırak, bırak onu. İlla elime bir şey almak zorunda mıyım? Abi ilginç sesler geliyor. Nerede benim meşalem? Hah. Dur, hadi dursun bu burada. Bu gelip sonra mıncırırız bakarız ona. 10,1 saat. Ha, daha 10 saat daha ayakta kalabiliriz. Aha, Stretch of Isolation. Yeni bölüme gelmişiz. Dur şuna da bakalım ondan sonra artık kalanı. Bak var ya bu kesin bunu bir şey dizmiş. Bu taş böyle durur mu hiç? Hadi bakıyoruz. Aha! Aynen. Yeni mekan bulduk. Vallahi yeni mekan bulduk. Aha bak ışık mışık var. Ana bizden başka hayatta kalan mı var yoksa? Burayı nasıl şey yapacağız? Nasıl açacağız burayı? Çömelsek falan geçebiliyor musun? Yok. Şuradan yok. Ha neyse bunu artık dur objekte bakalım. Ha, mağaraya girmenin bir yolunu bul falan diyor bize. Her neyse, bunu artık bir sonraki bölümde yaparız arkadaşlar. Oyun ilginç. Senaryosu olan bir hayatta kalma oyunu açıkçası şimdiye kadar karşılaştığım yeni şeylerden birisi oldu. Yani mesela Long Dark falan da var ama bildiğiniz gibi... Kapa kapa kapa. Bir şey düşüyor. Bir şey düşüyor. Allah'ım, başka yaşayan mı var? Aman Tanrım. Dur, bir şey düştü oraya. Koş. Oğlum. Vallahi bir şeyler çakılıyor. Koş, koş, koş. Belki yaşayan vardır. Belki yaşayan biri vardır. Yürü. Allah'ım nasıl sevindim şu an. Işık ışık. Uzaydan geldi dosttur bunlar. Gezegendeki her şey yabancı olduğuna göre sığınabileceğimiz tek şey bunlar. Nesin sen? Ama. Teleport device mı? Teleport aleti.
Bir yeri belirlemek için diski bırak, cihazı kullandığında oraya gidersin diyor. T'ye bastığımızda teleport device'ı kullanıyormuşuz. Forward vektör. Dur, diğer tarafa gitmeden önce... Tamam, her neyse arkadaşlar, bölüm burada bitiriyorum ben. Kalanı artık bir sonraki bölümde keşfederiz. Tabii yorumlardan ve hani izlenme ve beğeni oranını da değerlendireceğim. Aksi takdirde artık izlenmeyen serileri açıkçası devam ettirmek istemiyorum. Tabii bu art çekeceğim anlamına gelmiyor sürekli. Onu özellikle belirteyim. Çok fazla çektiğimde bunalıyorum biliyorsunuz arkadan. Sonra bir ay ara giriyor. Her neyse, umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Açıkçası oyun benim ilgimi çekti. Ben her halükarda bunu oynayacağım. Eğer isterseniz de size izletebilirim diyeyim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.